tarihiyle doğanın, yeşil ile mavinin ve Türkiye'yi seven yüreklerin kucaklaştığı güzel Trabzon. Hepinize merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi Trabzon'da konuşacağım da gözüm birini arıyor. O biri olmadan konuşamayacağım. Bir onu alalım bakalım buraya, bir gelsin. Bana emeği çok, Trabzon'a emeği çok. Ben o olmadan burada konuşamayacağım. Volkan abimiz yeni milletvekili olduğumda birlikte görev yaptığımız, memleketini seven, Trabzon'u seven, Trabzon'daki en ufak sorunun çözülmesi için gecesini gündüzüne katan, biz gençlere de siyaseten çok örnek olmuş, altın kalpli, koca yürekli bir insandır. Bugün onu yanımızda görmek benim için en büyük mutluluk. Trabzon'dayız. Adaylarımız var. Çok sevdiğimiz insanlarla birlikteyiz. Ve bu güzel günde, bu meydanda, Ramazan mübarek günde sizlerle birlikteyiz. Ramazanınız mübarek olsun. Tutulan oruçlar kabul olsun. Biz çayın, fındığın, emeğin, balıkçılığın en yoğun olduğu, insanların alnının terini çay bahçesine, alnının terini fındık bahçesine, alnının terinin tuzunu Karadeniz'in tuzuna karıştıran, oradan bereket fışkırtan, o bereketle çoluğunun çocuğunun rızkını kazanan, haramdan ve yalandan korkan, kalbinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan güzel Trabzon'un yiğit mert insanlarıyla beraberiz. Çay üretimi dediğiniz Trabzon'da maalesef tütün de gittikten sonra çok çok önemli bir noktaya geldi. Geçtiğimiz yıllarda çay üreticisinin sorunları ile ilgili bütün milletvekillerimiz ayrı ayrı emek verdiler, gayret sarf ettiler. Ancak geçen sene bir çay kanunu teklifi geldi, tüylerimiz diken diken oldu. Çaykuru özelleştirmek, Çaykuru ortadan kaldırmak, çay üreticisini büyük kartellerin emrine sokmak, adeta onların emeklerini sömürüp onları birer basit işçi haline getirmek istiyorlardı. Biz buna direndik, itiraz ettik ve Artvin milletvekilimiz Uğur Bayrak tutan, Rize İstanbul milletvekilimiz ancak Rizeli Mehmet Bekeroğlu, sevgili Ahmet Kaya ve Giresun milletvekilimiz Necati uzun bir çalışma yaptılar. Dört dörtlük bir çay kanunu hazırladılar. Çay kanununu meclise teklif ettik. Bizim önerimizde öncelikle Çaykur'daki 6 ay çalışıp 6 ay çalışamayan, ancak verilen her işi yapmaya razı ama çocuklarına güvence isteyen Çaykur işçilerine kadro verilmesini teklif ediyorduk. Teklifimiz bekliyor. Biz mevsimlik işçilere kadro istiyoruz. Çaydaki en büyük sıkıntı taban fiyat uygulamasının olmaması. Devletin ilan ettiği çay fiyatının, Çaykur'un fiyatının tüm özel sektör için taban fiyat olmasını, bunun dışında alışveriş yapmanın yasaklanmasını, cezai müeydisinin olmasını talep ediyoruz. Ayrıca organik çay için baştan fiyat ilan edilmesini bekliyoruz.
ve çay üreticisi nasıl eczanede devlete ilaç veren parasını hangi bankadan alacağına karar verdiğinde promosyon alıyorsa, çay üreticisine de banka seçme hakkı ve promosyon hakkı istiyoruz. Çay üreticisini gözümüz gibi biliyoruz, gözümüzden sakınıyoruz, arkasında duruyoruz. Ve geçen sene 11 lira fiyat 30 kuruş primle 11 lira 30 kuruşluk fiyatın bugünkü halini gördüğünüzde 4 liralık mazot önce 19 lira oldu. Seçimlerde verin oyu, düşüreceğim mazotu, düşüreceğim doları, hayat pahalılığını düşüreceğim dediler. Ama şimdi mazot 43 lira oldu. 11 liralık çay fiyatı geçen seneden bu seneye hakkaniyetli bir uyarlama olursa 25 lira olmalıdır. O 25 lira da taban fiyat olmalıdır. Fındığa gelince orada dünya pazarı çıkmış 70 ila 130 milyar dolara, %70'ini biz üretiyoruz. Ancak dünya devi şirketler bizimle kedinin yumakla oynadığı gibi oynuyorlar. Fındık meselesinde çok akılcı bir projeye, fındık üreticisinin birliklerinin güçlendirilmesine, uluslararası tekellerin üzerimizde oynanan oyunların kırılmasına, mazot desteğine, ürün desteğine ve 4 dolarlık kritik eşiğin altına inilmemesine, 4 doların altında fındığa işlem yapılmasına, en sert tedbirlerin alınmasına ihtiyaç vardır. Trabzon fındık demektir. Fındığa verilecek para sadece bahçenin sahibine değil, kentin esnafına, kentin ekonomisine, Trabzon'a yapılacak katkıdır. Fındıkta 4 dolarlık fiyatın arkasındayız, sonuna kadar takipçisiyiz. Tabii Trabzon bir yandan da emekli kenti. Trabzon'daki emekli sayısı inanılmaz bir noktaya ulaştı. Ben bundan 1,5 ay önce meydanlara ilk çıktığımda, emeklilerle ilgili ilk konuşmaya başladığımızda kimse emeklinin sesini duymuyor, sesini dinlemiyordu. O gün bir çağrı yaptım. Ben iki emekli öğretmenin evladıyım. Emeklilerin ne çektiğini bilirim. Ve dedim ki, emekliler ses yükseltmeye var mısınız? Benimle birlikte olmaya, meydanlara koşmaya var mısınız? O gün yaptığımız çağrı her geçen gün bir adım ileriye gitti. Her gün yeni ayaklar eklendi ayaklarımıza. Her gün yeni kulaklar işitmeye başladı söylediklerimizi. Çoğaldık ve şimdi Trabzon meydanına hep beraber bakıyoruz. Emekliler elini kaldırsın. İşte emekliler burada. Haklarını arıyorlar. Seslerini duyurmaya geldiler. Emekliler, sesimizi duyuracak mıyız? Sesimizi duyuracak mıyız? Hep beraber hakkımızı alacak mıyız? Şimdi bir kez de Trabzon'dan bu çok kritik ve çok çarpıcı bilgileri paylaşalım. 3 Kasım 2002 Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara geldiği gün en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücret. Doğru mu? 1,5 asgari ücret hiç size dokunmasalar, hiç düzeninizi bozmasalar, hiç size ilişmeseler 1,5 asgari ücret bugün 26 bin lira. Ama bugün en düşük emekli maaşı 10 bin lira. O 10 bin lira bakın nereden nereye gelmiş. 3 Kasım 2002'de emekli
en düşük emekli maaşını çekse, şuradaki kuyumcuya gitse, 8 tane çeyrek altın alıyor. 8 çeyrek altın. Bugün 10 bin lirayı alın, aynı kuyumcuya gidin, 2 diyor teyzem, bilemedin 2,5 çeyrek altın alıyor. Şimdi teyzem, teyzemin ismi ne? Müşerref teyze. Müşerref teyze bir tane çeyrek altını kuyumcudan alsa, çantama katıyorum deyip düşürse, eve gitse bir baksa altın yok, Müşerref teyzem deli çıkar değil mi? Döner arar durur. Arar durur. Ben nerede kaybettim bu altını diye. Bakın emekliler, Müşerref teyzem tek başına değil, bir emekli değil, tüm emekliler. Bir seferlik değil, her ay bir çeyrek altın değil, 5,5 çeyrek altın kaybettiler. Kaybetmeye de devam ediyorlar. Müşerref teyze düşürdüğü altını nerede kaybettiyse orada arıyor. Doğru mu? Siz de öyle yapacak mısınız? 5,5 çeyrek altını nerede kaybettik? Bir seçim sandığında kaybettik. Kaybettiğimizi gelen ilk seçim sandığında orada arayacağız. Orada arayacağız. Çünkü ses çıkarmazsan şöyle diyorlar. Ya emekliye durumu kötü diyor ama hatta diyor ki Özgür Özel çıkmış diyor, Özgür Efendi emeklileri kışkırtıyor. Sen 26 bin liralık maaşı 10 bin lira yap. 8 çeyrek altını 2,5 çeyrek altına indir. Fileyi boşalt. Buzdolabını boşalt. Sonra Özgür Özel emeklileri kışkırtıyor. Vallahi kışkırtmaya da varım. Yollara dökmeye de varım. Yeter ki siz hakkınızı alın. Hakkınızı alın. Şimdi bir hesap da şu. Güzelim, onu da sen yap, ben dinleyeyim. Benim dilim bu kadar dönüyor. Ya dur gözünü seveyim. Şimdi ya bir dur. Derdin çok da. Gel mikrofonu vereceğim, sen konuş, gel. Gel çık. Gel. Gel mikrofonu vereyim. Bülent Bey alın gelsin. Konuşturacağım onu. Bir de çay simit hesapçısı, sen de gel. Sen de gel çaycı. Gel. Onun adına. Bu Ahmet Kaya'dan belediye başkanı olur. Oradan bağıran adamın ismini biliyor vallahi. Helal olsun. Şimdi bu, ben çağıracağım Bülent Bey. Alın oraya. Hazır olunca ben çağıracağım. Aldım ki onları arkaya konuşabileyim. Yoksa beni konuşturmuyorlar. Şimdi bir başka hesap var. Biz bundan tam 2015 yılında, bundan tam 9 yıl önce Sayın Genel Başkanımız Kemal Bey dedi ki emeklilere birer maaş ikramiye. Dediler ki veremezsiniz. Sonra 7 Haziran'da çoğunluğu kaybettiler. 1 Kasım seçimlerine giderken dediler ki biz de vereceğiz. 3 sene kulaklarının üstüne yattılar. Yani 3 Ramazan, 3 Kurban, 6 ikramiyeyi söz verdikleri halde vermediler. Sonra 2018'de seçim gelirken 1000 lira yatırdılar, 1000 lira. Biz dedik ki bir maaş olacaktı, 1000 lira yetmez. Bakın bizim beğenmediğimiz 1000 lira o gün 24 kilo kıyma alıyormuş. 24 kilo kıyma. Şimdi bayram ikramiyesi 3000 lira. 2 Nisan'da yatıracağım diyor. Al 3000 lirayı, git kasaba. 6 kilo kıyma alıyor değil mi Müşerref teyze? 6 kilo. Sizin 30 Ramazan sofranızdan, 30 iftar, 30 sahur ve gelen bayram sofranızdan, dolabınızdan, mutfağınızdan, çoluğun çocuğun, torunun kursağından sadece 6 senede
tam 18 kilo kıyma eksilmiş. Git bugün bir kilo kıyma iste, kim kime veriyor, kim kime alabiliyor? 18 kilo kıyma. Yani emekliye yapılan bu zulüm başka kimseye yapılmıyor. O yüzden isyanımız büyük, itirazımız büyük. Bütün şehirlere geziyoruz. O şehirlerle ilgili hesaplar yapıyoruz. Örneğin şimdi sizin burada mesela en düşük emekli maaşı geçen sene 300 kilo hamsi alıyormuş. 300 kilo. Bu sene en düşük emekli maaşı 200 kilo hamsi alıyor. Hamsinin kasası kaç kilo? Başkanım sen bilirsin. 20 kilo. Bugün geçen sene en düşük emekli maaşı 15 kasa hamsi alıyormuş. Bu sene 10 kasa hamsi alıyor. Hesap ortada. Emeklinin hesabı altına da vurursan, kıymaya da vurursan, hamsiye de vurursan, ha orada iki uşak var, onlar da simite vuralım diyor, çağırın gelsin Bülent Bey. Simide de vurarsan emeklinin maaşı erimiş gitmiş. Şimdi hep beraber bir kez de bu abimler, çünkü bunlar beni konuşturmuyor, ben onları konuşturayım. Ha gel, isim neydi, aleykümselam. Abildi Ahmet abi dedi. Ha. Şimdi bizim Ahmet buraya belediye başkanı olur. Niye olur? Dedi ki abim bağırıyordu. Dedi ki o abi Bülent abi. Çağırdım şimdi. İsmin ne abi? Bülent. Vallahi bildi. Bu kim dedim? O da dedi adaşım dedi. Senin dedin ne abi? Ahmet Altınışık. Şimdi Bülent abi ne hesabı yapacak? Emekli. Kira hesabı dedi. Buyur yap abim. Sayın Başkanım, bana sesimi orada duyup beni buraya çağırdığınız için sonsuz emekler ve Trabzon emeklileri, Trabzon insanları için sonsuz teşekkür ediyorum. Biraz heyecanlandım. Çok sağ olun. Benim de rahmetli dayım, eski Trabzon milletvekili Mehmet Aslan Türk. Yani kökümüz CHP'den gelme ama gerçek CHP'liyiz, Atatürkçüyüz. Emeklilerin durumu gerçekten vay. 10 bin lira emekli maaşı, ben isterse rahmetli babam olsun, ben cumhurbaşkanı olayım, emeklim 10 bin lira alıyorsa ben rahat uyuyamam. 10 bin lira Trabzon'da çıkalım, sağa sola gelsinler, bir dolaşalım. 10 bin liraya ev kirası varsa ben onlara ölene kadar hizmet edeceğim. Sokağa çıkamaz olduk ya, bir çay 10 lira, bir simit 10 lira. Lokantaya gitme, markete gitme, peynir alma, zeytine bakma, sağa dönme, sola dönme. Ne yapacağız biz? Allah'ın seversiniz. Ya ne yapacağız 10 bin liraya? Ne yapabiliriz? Ölelim mi? Yaşarken öldük. Alın canımızı da kurtulalım bari. Ha, kurtulalım. Şimdi bakın, benim burada not yazıyor. Trabzon'da kiralar %110 arttı. Ortalama kira 11 bin lira. Zaten aşağıdan bağırıyordu. 10 bin liraya kiralık ev kalmadı diye. Ortalama kira 11 bin lira. Konut almaya kalktığında 3 milyon lira, taksiti de 100 bin lira. Şimdi bu şartta bu vatandaş nasıl başını bir eve soksun? Çocuk nasıl evlendirelim? Ne yapalım? Nasıl evlendirelim, nasıl yapalım diyor. Kendisine yürekten teşekkür ediyorum. Şöyle duralım, ayrılmayalım. Tam kira konusunu aşağıdan bağırdı, bendeki not böyle. Şimdi Ahmet Bey diyor ki altın hesabı yaptın. Kıyma hesabı yaptın, bir de çay simit hesabı yap. Bak veriyorum kendisine, bir çay simit hesabı yapsın. Sayın Trabzonlu hemşehrilerim, emekliler adına Sayın Genel Başkanıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu hakkı sizin için bana verdiği için. Sayın emekli arkadaşlarım bakın, ben emekliyim. 2002'de Sayın Cumhurbaşkanımız şu galan altında, caminin önünde konuşmasında simit çay hesabı yapmıştı. Ve o zamanki dediğini şu anda ben demeyeceğim. Yalnız bugünkü simit çay hesabını size vereceğim. Emeklilerin ne çektiğini de siz, emekliler biliyor. Siz emekli olmayanlar da anlasın bizim halimizden. Bakın arkadaşlar, bugün bir çay 7,5 lira. Bir simit 10 lira. Ben bir eşim, bir kendim hesabımı yapıyorum. Sabahleyin bir simit, iki çay yesen 25 lira. Öğle 25 lira, akşam 25 lira, 75 lira. Ayda eder
ne kadar eder? 150, 300, 450 lira. 4500 lira eder hemşehrilerim. 4500 lira lan. 4500 lira lan geri kalır 4500 lira. 5500 lira lan ben evime et, süt, yumurta, ekmek, telefon faturası, elektrik faturası hangisini ödeyeceğim? Onun için sizleri bizi kurtarmaya davet ediyorum. Sağ olun, var olun. Hepinizi candan seviyorum. Ahmet abi buyur böyle. Ahmet abiyle Bülent abi oradan konuşuyordu. Şimdi arkamdan konuşacaklar. Sakın arkamdan konuşmayın. Yüzüme konuşun. Şimdi çay hesabı yaparken burası meydan. Çaya dedi ki 7,5 lira teyzemlerin hepsi itiraz etti. 10 diyorlar 10 lira. Şimdi birazdan kendisinden bahsedeceğim ama dün Ahmet Kaya dedi ki meydanda çay her yerde 10 lira, meydanda 15 lira, 20 lira, bazı mekanlarda 25 lira. Doğru mu? Dedi ki emekli o meydana ancak böyle kuru kuru mitinge geliyor. Ya da oturuyor, millet yiyor, içiyor, emekli orada oturuyor. Dedim ki Ahmet gel dedim Trabzonlulara bir müjde verelim. Aklımıza yattı. Bakın en önemli vaadi ben söylüyorum. Seçimden sonra da hemen gelip bakacağım. Bu meydana Ahmet emekliler çay bahçesi yapacak. 1,5 liraya çay satacak. Söz veriyorum. Söz. Şuraya Trabzon emekliler çay bahçesi 3 tane kazanı koyacak. 1,5 liraya çay satacak. Emeklilere 1,5 liraya emekli kartını gösterene, nüfus cüzdanını gösterene 1,5 liraya çay vereceğiz burada. Söz veriyoruz. Şimdi tabii meselenin bayram geliyor, bir de otobüs bileti fiyatı var. Maşallah Trabzon kadar Trabzonlu İstanbul'da var. Türkiye'nin dört bir yanında var. Öğrencilerimiz var, çalışanımız var. Gelin gitmiş var. Oraya gidip evlenmiş, iş bulmuş gençler var. Buraya dönmek istiyorlar. Bayramlaşmak istiyorlar. Bayram üstü bir baktık. Otobüs biletleri %60 zamlanmış. Bayrama kestirdeyince 600-700 liralık biletler 1000 lira 1100 lira olmuş. 5 kişilik bir aile İstanbul'dan Trabzon'a gelse burada anasının babasının yanında bayram geçirse gitse sadece 15 bin lira. Neredeyse bir asgari ücret yol parasına gidip geliyor. Bu konuya da hızla bir çözüm bulmak gerekiyor. Seyahat özgürlüğü anayasal bir özgürlüktür. Ekonomik krizle artık insanların seyahat özgürlüğü de kısıtlanıyor. Bunu da görüyoruz, bunu da dile getiriyoruz, itiraz ediyoruz. Şimdi sözü getirelim Ahmet'e. Bakın 27. dönemde ben grup başkan vekiliyim. 2012'de geldim, merkez ilçe başkanımızdı. Hep iletişim halinde olduk ve günü geldi milletvekili oldu 2018'de. Öyle değil mi? Mecliste her fırsatta Trabzon'un ilçelerinin sorunlarını bir dakikayla konuştu. Bizden söz istedi, gitti kürsüde konuştu. Her şeyi konuştu. Trabzon'u konuştu, Trabzonspor'u konuştu, ilçeleri, yoksulluğu, çayı, fındığı, ne dert varsa konuştu. Hatta bir gün bakanlar konuşuyor, dedi ki geldi yanıma, dedi ki başkanım dedi, elinde bir rulo yapmış. Bunların bu kadar güne kadar dedi, Atatürk'ümüzün yaptıklarını böyle bir yollayayım, bir de bunları sattıklarını yollayayım. Dedim ki Ahmet, ya atamazsan dedim. Dedi ki başkanım ben dedi eski sporcuyum. Doğru mu diyor. Niyetlendim mi yaparım. Hadi Ahmet dedim.
Atatürk'ün yaptıklarını bir yolladı, fırr diye gitti. Bir de bu tarafa sattıklarını yolladı. Daha vallahi var ya, AK Parti o golü çıkaramadı. Vallahi daha mecliste çıkaramadı. Şimdi ben hep Ahmet'e baktığımda iyi bir milletvekili, çalışkan bir kardeşimiz ama böyle icraatçı bir yanı var. İnsan ilişkileri kuvvetli. Bakın kalabalıktan iki kişi bağırdı. Bülent abiyle Ahmet abiyi oradan tanıdı. Trabzon'un evladı. Volkan abinin sanki öz evladı. Çok benzetiyorum. İkisi de böyle hizmet için. İnşallah, inşallah Ahmet 31 Mart'ta aramızda kalsın, kimseye söylemeyin. Anketlerde de öndeyiz ha. Öndeyiz. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Ahmet kardeşim 31 Mart'ta geldiğinde biliyorsunuz bu Ahmet kardeşimin bir kere geçmiş bilgisiyle, tecrübesiyle, birikimiyle Volkan abisi yanı başında, bir eli onun omzunda. Koy abi böyle. Ahmet'in öbür omzunda da bir el var. Onu da biliyorsunuz. Selamını aldınız il başkanından. Ekrem İmamoğlu olacak. Özgür Merdi olacak genel başkanı. Aha böyle tam arkasında. Ahmet ne istiyorsa onu yapacağız. Bu Trabzon'da yeni bir hikaye yazacağız. Bakın burayı çantada keklik görenlerin, hizmet etmeden oy alanların, oy isteyenlerin bu seçimde bütün hesapları bozulacak. Benim bir hesabım var. İstanbul'da yaptım. Geçmişte Trabzon'da da konuştuk. AK Partililere soruyorum buradan. Trabzon'dan, meydandan soruyorum. Ekrem İmamoğlu İstanbul'da büyük şehirdeyken AK Parti'nin Trabzon'da kaç milletvekili var? 4. Peki kaç tane Trabzonlu bakan vardı? 4. Etti 8. Ortahisar kimde? AK Parti'de 9. Büyükşehir kimde? AK Parti'de 10. Doğru mu? 10 tane AK Partili Trabzon'a bir hafif raylı sistem yapamadı. Bir tane Trabzonlu İstanbul'a 10 tane metro yapıyor. Trabzon'u ayağa kaldıracak muhteşem bir ikili görüyorum. Onlara bakınca ben yüreği kıpır kıpır iki çalışkan mühendis görüyorum. Onlara bakınca ben iki milliyetçi, iki Atatürkçü, iki vatansever, iki Trabzonlu güzel insanı görüyorum. Trabzon onlara sahip çıkacak. Onlar da Trabzon'a sahip çıkacak. Ve hep birlikte, hep birlikte ikisinin de sonuna kadar arkasında duracağız. Son sözümüz şu olsun. Bir tarafta Cumhur İttifakı var. Ramazan mübarek gün. Söyledikleri sözleri söylemem ama hakaret ediyorlar. İftira ediyorlar, kötü söz söylüyorlar, hatta küfrediyorlar. Ama biz başka bir yerdeyiz. Biz umudun ittifakıyız. Biz sevginin ittifakıyız. Biz kardeşliğin ittifakıyız. Ötekileştirenlere inat, biz kucaklaştırıyoruz. Şeytanlaştıranlara inat, kardeşleştiriyoruz. Hep birlikte bir yola çıktık. Ve bu seçimde onların tarif ettikleri ittifakı biz meydanlarda yapıyoruz, vicdanlarda yapıyoruz. Elbette ittifakımızda aslan sosyal demokratlar var. Ama ittifakımızda milliyetçi demokratlar var. Ahmet'i de çok seven, Ahmet'in de çok saygı duyduğu ülkücü kardeşlerimiz bu ittifakın içinde var. İyi partili güzel insanlar, İyi insanlar var. Artık yalandan ve haramdan korkan, artık bunlardan uzak duran muhafazakar demokratlar var. Ve Trabzon'un bütün demokratları Trabzon ittifakında var. Türkiye'nin bütün demokratları Türkiye ittifakında var. Türkiye ittifakı gücünü milletimizden alıyor. Renklerini bayrağımızdan alıyor.
Ay yıldızlı al bayrak göndere çekilirken milli takım gol atınca kim seviniyorsa Türkiye ittifakındadır. Filenin sultanları dünya şampiyonu olunca, ay yıldızlı al bayrak yükselirken, İstiklal Marşı okunurken filenin sultanlarıyla birlikte kim ağlıyorsa, kim gözyaşı döküyorsa Türkiye ittifakındadır. Gücünü milletten, rengini bayraktan alır Türkiye ittifakı. Kırmızı, beyaz. Kırmızı, beyaz. Kırmızı, beyaz. Bu taraftan biraz daha ses geliyor. Arkadakiler buraya girmemiş. Niye? Bozuk paraları topluyorlar. Kriz yok. Çakmağı da vermek istemiyoruz. İftardan sonra lazım. Şimdi burası bir dursun. Bakalım dışarıdakiler bizimle beraber mi? Kırmızı, beyaz. Kırmızı, beyaz. Şöyle yapalım mı? Kırmızıyı burası söylesin, beyaz orası. Hadi bakalım. Kırmızı, beyaz. Kırmızı, beyaz. En büyük, Türkiye. En büyük, Türkiye. En büyük, Türkiye. Ahmet kazanacak, Ortahisar kazanacak, Hasan Başkan kazanacak. Trabzon kazanacak. Türkiye İttifakı kazanacak. Türkiye kazanacak. Ben size güveniyorum. Size inanıyorum. Başkanlarımızı size, sizi de Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.